Güneşin içerisinde yani aslında hidrojenden başka bir şey yok, değil mi? Evet, bir hidrojen ve helyum ağırlıklı tabii ve çekirdek kısmı kendi çapının yaklaşık %25'lik kısmı çekirdek. Bütün reaksiyonlar burada oluyor. O çekirdeğin üst kısmında bazı görüntüler belki olabilir ama tam şey yapamadım. Orada bir radyasyon bölgemiz var. O radyasyon bölgesinde sıcaklık gittikçe düşüyor 2 milyonlara kadar. Merkezi ne kadar güneşin sıcaklık merkezinde? 20 milyon civarı. 20 milyon derece. 20 milyon Celsius. Fark etmiyor. Yani, o yerden fark etmiyor. 273'ü çıkarırsanız yani Kelvin'le Celsius arasında. O derecede fark etmiyor. Evet, 20 milyonda hiç fark etmiyor, 15 milyonda. Yoğunluk da zannediyorum 150 gram bölü santimetre küp. Yani oradaki şartlar bu termonükleer reaksiyonların başlama şartlarını sağlıyor. Yani o basınç içerisinde ve orada anladığım kadarıyla hidrojen metal gibi davranmaya başlıyor. Yani. Buyurun hocam. Hidrojen hangi durumda dediniz onu? Yani metal gibi. O yüksek basınç durumunda. Yok yani sonuçta hidrojen orada işte demin Adnan Bey'in söylediği gibi 4 hidrojenin bir araya gelmesi, helyuma dönüşmesi süreç yani ama bir metal gibi anlamını çıkartamayız. Evet, metal gibi davranış nötron yıldızlarında var. Yani bir orada bir dejenere olma olan bir madde var. Onun için söyleyebiliriz ama normal yıldızlarda plazma ortamı olduğu için böyle bir kavram söyleyemeyiz ama normal nükleer reaksiyonlardan bahsederiz. Onlar da az önce ifade edildiği üzere yani hidrojenin helyuma dönüşmesi, helyumun diğer elementlere dönüşmesi şeklinde cereyan eden bir süreç var orada. Peki hocam şimdi Dünya ile Güneş'in büyük farklarını gördük. Güzel bu. Evet. Bu evrimsel süreci. Bu evet. Nasıl doldu, nereye gidecek ve ne olacak? Bunu konuşacağız daha sonra. Güneş'in kütlesi. Güneş'in ağırlığı, oransı olarak yani mesela Dünya'nın kütlesiyle Güneş'in kütlesini karşılaştığı zaman, büyüklükten bağımsız olarak, oransı olarak karşılaştığı zaman, Güneş Dünya'ya oranla daha ağır bir gezegen, daha ağır bir yapıya mı sahip? Santimetre küpte şey yoğunluğuna bakarsanız evet. Güneş daha düşük. Dünya 5,5 civarında. Güneş ne kadar? Güneş'in zannediyorum 1,5 civarında. Aha, evet. Dünya oranında bayağı hafif aslında. Evet, sayısal değerlere bakmak lazım tabii. Yok, peki merkezinde de mi aynı yani? Merkezi çok yoğun. Ha, merkezi daha yoğun. Çok yoğun. Yani orada çok yani bütün element yani hidrojen orada yoğunlaştığı için dolayısıyla bir taraftan da helyuma çevrildiği için hem enerji yüksek hem sıcaklık aynen şeye benziyor biz yani büyük bir enerji altında işte bunların nükleer süreçlerin devam etmesi şeklinde oluşuyor. Ama bir taraftan da helyuma tabii dönüştüğü için ondan sonra enerji sürekli olarak artması söz konusu. Tabii süreç tamamlanınca helyum bitecek. Ondan sonra işte oksijen olacak. İşte daha ağır elementlere doğru gidecek ama tabii güneş kütlesi yeterince büyük olmadığı için diğer yıldızlarla kıyasladığımızda ancak belli bir aşamaya kadar gelecek o. Yani işte oksijen civarlarında, azot civarlarında kalacak, diğer elementleri oluşturamayacak. Yani demir falan oluşmayacak? Yok. Zaten hiçbir yıldızda demir oluşmuyor normalde. Çünkü enerjiler, onların atomlarındaki bağlanma enerjisi yetmiyor. Yetmediği için de onu oluşturabilecek bir enerjiyi ortaya çıkartamıyor. Ancak süpernova patlamalarında bu büyük enerjiyle ancak demirin oluşabileceği varsayılıyor. Demir, altın, uranyum gibi şeyler o süpernovalar oluşuyor. Daha büyük olaylar da ortaya çıkabileceği öngörülüyor. Ama normal yıldızlarda bunların demirden öteye gidemeyeceği varsayılıyor. O şekilde kabul ediliyor. Çünkü hesaplanan enerji ona yetmiyor. Yani onun tekrar yeni bir element oluşturabilmesi için. Çünkü en az enerji yani kurtarmak için bir elektronu iyonize etmek için hidrojende 13.6 elektron volt gerekiyor. Ama bu mesela helyuma gittiğimizde 24 küsüre çıkıyor. Yani giderek artıyor bu. Dolayısıyla ağır elementlere gittiğimizde enerji büyüdüğü için oralarda o enerjiye ulaşmak mümkün olmuyor. Yetmiyor madde. Çünkü çok daha büyük belki kütle gerekir veya çok büyük bir patlama veya başka bir basınç gerekebilir. O tabii yıldızlarda mümkün olmadığı için ancak yıldızların evrimleri sonunda ortaya çıkan işte o süpernova patlaması dediğimiz patlamalar vasıtasıyla olabilir veya galaksi merkezlerindeki işte belki o çok ağır cisim kütle civarlarında belki mümkün olabilir. Yani
Yıldızlarda büyük şeylere yani dünyada nasıl demir oluşuyor o zaman veya gezegenlerde katı gezegenlerdeki demir nasıl oluşmuş? Ama işte aslında biraz var. Demir var. İlk oluşumda baktığımızda yani %70'ler civarında hidrojen var. %20-25'ler civarında helyum var. Geri kalan %2'lik kısımda bir takım işte silikondu, azottu, demirdi, titanyum gibi elementler var. Dolayısıyla onlar ilk oluşurken de gelen miktar. Yani o bir çünkü gaz bulutu çöküyor yıldız oluşurken. O gaz bulutunda bütün süpernovalardan patlayan maddenin kalıntıları olduğu için oralarda bir... Peki o zaman 4,5 milyar geriye gidelim. Gaz bulutu nasıl çöküyor, niye çöküyor, niye güneş oluşturuyor, niye gaz bulutu olarak kalmıyor? Şöyle, bir defa şunu bilelim ki evrende her şey hareket halinde. Hiçbir şey durmuyor. Ya bu dönüyor kendi etrafında ya ileri geri bir şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla bir şekilde yani Big Bang'den sonra, büyük patlamadan sonra işte bu bir takım evrimsel olaylara baktığımızda birçok bu evrimsel olayların sonucunda madde, işte patlamalar olabilir bu işte... Fışkırmalar olabilir, işte yıldızların rüzgarları olabilir, güneş rüzgarından da bahsedeceğim biraz sonra. Onun gibi nedenlerle uzaya sürekli bir madde atılması söz konusu. Dolayısıyla bu atılan maddeler bir şekilde, tabii çok uzun süreçler bunlar, ben çok kısa olarak özetlersek, aslında çok uzun süreç kapsamında bu madde kendini, işte Newton'un çekim kanunu biliyoruz, ondan dolayı da bunlar birbirini çekiyorlar veya etkileşiyorlar hem elektriksel olarak hem çekimsel olarak ve manyetik olarak da. Dolayısıyla çok uzun bir süre sonra bunlar bir topak halinde, bir işte birlikte bir çekimden dolayı merkezde birikmeye başlıyor. O birikme öyle bir hale geliyor ki, öyle bir yoğunluk haline geliyor ki bir kriter var, o kriteri geçmek gerekiyor. Dolayısıyla o kriter geçildiği zaman, ki onunla mesela sıcaklık olarak söylersek yaklaşık 10 milyon derecelik bir sıcaklığa eriştiği zaman o bütün o parçacıkların, o toz parçacıkların veya maddenin birikimdeki ortamdaki sıcaklık, o zaman... Niye ısırıyor peki o birikim? Ama birbirlerine çarpıyorlar, çarpıyorlar. Ondan sonra işte başka daha büyük enerji alışverişleri olabiliyor birbirler arasında bu parçacıkların. Dolayısıyla sürekli ısınıyorlar, ısı artıyor. Isı artınca da 10 milyona geldiği zaman da hidrojeni yakabilecek enerjiye ulaşmış oluyor. Ondan sonra zaten ona da ilk yıldız diyoruz. Protostar dediğimiz ilk yıldız oluşuyor. Ondan sonra tabii az önce anlatılan süreçler şeklinde devam ediyor. Mesela şimdi bir teori var. Karanlık maddenin bütün bu yıldızları aslında bir araya getirdiği, bir arada tuttuğu ve oluşumunu tetiklediği yolunda. Vallahi tabii böyle çok senaryolar var. Çok düşünceler var ama bunların daha doğruluk derecelerinin hakkında hiçbir bilgimiz yok. Yani tabii çalışmalar devam ediyor. Yani dediğiniz gibi çok farklı fikirler var ama emin olamayız şu an onun doğruluklarından.